Açık söyle, Narine de güldüm, Sılaya da değil mi Altaylı? 28 Şubat döneminin tetikçisi Fatih Altaylı, başörtülü üniversite öğrencisine efahişe edemesiyle tanındı. Ne mahkemeler, ne de devlet bu adama hak ettiği cezayı veremedi. O da önüne gelene hakaret ediyor. Geçtiğimiz yıl Hamas kurucusu Ahmet Yasin için e, İsrail cezaevinden bıraktı, Hamas'ı kurdurdu iyi iftirası atmıştı. Oysa Ahmet Yasin, İsrail tarafından iki defa cezaevine konulmuş yıllarca cezaevinde kalmış, en nihayetinde ise, Lübnan'da üç Mossad karşılığında cezaevinden çıkarılmıştı. Bu gerçeklerin üstünü örtüp, e İsrail düşmanı birisini niye cezaevinden çıkarsın ki? Demek ki adamı iması ile alçakça yalan yazarken. Kendisine verdiğim cevap, AK Parti iktidarının 21. yılında 25 bin Türk lirası manevi tazminat cezasına çarptırılmıştı. Dosya şimdi istinafta. Ama okuyucularım bilsin. Hatta dürüst olduğunu söyleyen, demokratlar, kemalistler de bilsinler. Ahmet Yasin'e atılan iftira sebebiyle kimse Fatih Altaylı'yı mahkemeye vermedi. Ama o Altaylı, kendisine cevap veren gazeteciyi dava etti. Sonra da çıkar ağlaşırlar, iyi bu ülkede düşünce özgürlüğü yok. Sen yazıyorsun da, biz niye yazmayalım? Düşünce özgürlüğü yok diyecek kişi, sen değilsin, biziz. Sen istediğin gibi küfür ediyorsun. Biz ise, küfür edene eleştiri bile getiremiyoruz. İstinafın vereceği kararı sizlere aktarırım. Ama şu an, şımarıklığın zirvesine çıkan o Altaylı. 8 yaşındaki Fatima Abdullah da dahil olmak üzere, birçok sivil insanın öldüğü İsrail'in çağrı cihazlarına yerleştirdiği bombalarla öldürmesi katliamı için, bakın ne yazmış. İsrail'e kızabiliriz, kınayabiliriz, sorumsuzlukla suçlayabiliriz, sivilleri gözetmemekle itham edebiliriz. Yok canım, sivillerin öldürülmesine itiraz falan ettiği yok. Bunlar işin kıvırmacası. Birisi çıkıp da, e ne alçak adamsın. 8 yaşındaki kız çocuğunun öldüğü bir saldırıyı, binlerce insanın öldürüldüğü Gazze saldırılarının faili İsrail'i Türkiye ile nasıl bir tutabilirsin? Gazzelileri de, PKK terör örgütü üyeleriyle nasıl kıyaslayabilirsin e dediğinde. Aklı sıra, ey yazımda, e yazında, İsrail'e kızabilirsiniz dedik ya diyerek kendisini savunacak. Türkiye'yi soykırımcı İsrail'e benzetmeye kalkan PKK'lı teröristler 10 bin asker ve polisimizi şehit ettiği halde on binlerce sivili de katlettiği halde. Öldürülen PKK'lı terörist sayısını toplasanız belki 40 yılda 15 bin bile olmamıştır. Ki bunların tamamının elinde silah varken öldürülmüşlerdir. Ama bakın 6 aylı, İsrail'in son 10 ayda 42 bin sivili öldürdü yanı başında silah olmadığı halde öldürülen insan sayısı 42 bin olduğu halde, İsrail ile Türkiye'yi birbirine benzettiği yazısında, bakın cümleyi nasıl kuruyor. Ama açık söyleyin, Türk istihbarat örgütleri PKK ya da YPG'li teröristleri ellerindeki telefonları, bellerindeki çağrı cihazlarını kullanarak etkisiz hale getirseydi, Kandil'den PKK Merkez Komitesi'nin cep telefonlarının patlatılması suretiyle ortadan kaldırıldığı haberi gelseydi hoşunuza gitmez miydi? Yani, Lübnan'da 8 yaşındaki Fatima Abdullah ders çalışırken evdeki çağrı cihazının patlatılmasıyla öldürülmesine sevindin öyle mi? Altaylı. 8 yaşındaki kız çocuğunun ölmesiyle Kandil'deki binlerce asker ve polisin katilinin etkisiz hale getirilmesini birbiriyle kıyaslayabiliyorsun öyle mi Altaylı? Çok iddialı olarak söylüyorum. Bu kafa var ya, bu kafa. Biraz kazıyım Diyarbakırlı Nari'nin öldürülmesinden de memnuniyet duyan kafadır. Tekirdağlı Sılaya yapılan işkenceden de hoşnut olan kafadır. Nari'nin öldürülmesini nasıl mı memnuniyetle karşılayacak? İsrail'in sivillerin de kullandığı çağrı cihazlarına yerleştirdiği bombayı patlatarak büyük bir deha örneği sergilendiğini söyleyen adam. Şunu rahatlıkla söyleyebilecektir. Tüm Türkiye ayaklandı. Jandarma, polis uzmanları, istihbarat elemanları geceli gündüzlü çalıştı. Adli tıp çalıştı. Öyle kusursuz cinayet işlemişler ki, Narini öyle delilsiz öldürmüşler ki, ED'ye giriş yapıp. Ne yani, ekusursuz bir plan yaparak PKK'lı birisini askeriyemiz etkisiz hale getirdiğinde sevinmez misiniz edeyip? Narinin öldürülmesinin gizemi üzerinden memnuniyet duyacak bir kafadır bu kafa. Üvey babası tarafından. Emanet edildiği komşuları tarafından taciz edilen 2 yaşındaki sıla bebek içinde, sevinç duyabilir, bu kafa. Kandil'deki yönetimi etkisiz hale getirdiğinde, sevinmez misiniz diyen. Kandil'deki teröristler, sanki Gazze'deki masum sivil insanlarmış gibi kıyaslama yapan. İsrail'in çağrı cihazları üzerinde bombalama metodu ile yaptığı cinayetlerde ölen sivilleri, PKK'lı teröristlere benzeten bir kafa. Sıla'nın cinsel istismarını da normalleştirme kafası taşıması, sizce çok mu anormaldir? Anormal olan, Lübnan'daki sivil çocukları, PKK'lı teröristlere benzetmektir. PKK'lı teröristlere, yani askere kurşun sıkan katillerin etkisiz hale getirilmesinden duyulan memnuniyeti, Lübnan'daki 8 yaşındaki çocuğun öldürülmesinde de duyulabileceğini söylemek. Bir zamanlar PKK yanlısı açıklamaları ile tanınsa da teröristlere destek veriyor diye hiç kimsenin cinsel saldırı yapmasına rıza göstermemiz mümkün olmayan bir bayana ilk gördüğüm yerde onu taciz edeceğimi diyen Fatih Altaylı'nın. Sıla'nın taciz edilmesinden memnuniyet duyacak bir kafaya sahip olduğunu söylememiz çok mu absürt olacaktır? Son söz, İsrail'i, Türkiye ile. PKK'yı Gazzelilerle. Veya Lübnan'daki sivillerle kıyaslayanlar. Hukuktan. Ahlaktan. Ve vicdandan nasibi olmayan yaratıklardır.